merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için örmüş olduğum tığ işi, mevsimlik, yazlık, çok rahat kullanabileceğiniz bluzumla sizlerle birlikteyim. Bluzumuzu Alize Diva ile çalıştım. 3 numaralı bir tığ kullandım. Elbiselerin üzerine yazın ya da ip askılı badilerin üzerine kullanabileceğiniz çok güzel kullanışlı bir bluz oldu. Sizler bluzun boyunu istediğiniz mesafeye göre uzatabilirsiniz. Ben böyle bel hizasında olacak şekilde çalıştım. Aynı zamanda kollarını uzun olarak da örerek çalışabilirsiniz. Bu kol ayırımından sonra etek ucundaki ve ortadaki modelimizi uygulayarak da kollarını uzun kollu olarak örmeniz mümkün. Bluzumuzu yakadan başlayarak tamamen dikişsiz olacak şekilde hazırladım. Pek çok kullanım alanı olacaktır. Dediğim gibi elbiselerin üzerine ya da ip askılı badilerin üzerinde severek kullanacağınız ve üzerinizde çok şık duran bir bluz oldu. Şimdi dilerseniz hep birlikte bluzumuzun yapımına geçelim. Yapım aşamasına geçmeden önce sizlere iplik bilgisi hakkında da bilgi vereyim. 2,5 yumak kadar bir ip kullandım. Ve bluzumuz 40-42 bedene uyumlu oldu. Bluzumuzun eni 52,5 santim genişliğinde, boyu 46 santim uzunluğunda oldu. Çalışmamda kullandığım ip Alize Diva. 100 gram ağırlığında, 350 metre uzunluğunda. Numarası 210. 3 numaralı bir tığ kullanarak çalıştım. Bluzumuze ilk olarak badem yapımıyla başlıyoruz. Bunun için öncelikle 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. İlk yaptığım zincirin dibine batarak 1, 2 ve 3 kere de çıkıyorum yukarı. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Altta yaptığım bademin boşluğuna batarak 1, 2 ve 3 defa da yukarı çıkıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. Boşluğa batarak 3 defa da çıkıyorum. Bu şekilde bademlerimizi yaparak örgümüze başlıyoruz. 54 tane badem yaparak ilk sırayı tamamladım. Şimdi bluzumuzda kapatma işlemini yapacağız. Bunun için bu bademlerin dönmemesine dikkat ederek diğer ucu, ilk yaptığım bademli kısmı alarak hiç dolama yapmadan ilk bademin boşluğuna batıp bir kaydırma yaparak bluzumuzun kapatmasını yapıyorum. Şimdi 54 bademle başlamıştık. Reglan bölümlerinde birer tane badem olacak. Bluzumuzun ayırma noktalarına ayraçları takıp ayırarak tekrar ikinci sıramıza başlayacağız. Kapatma işlemini yaptıktan sonra bluzumuzun önlerine ve kol kısımlarına ayraçlar taktım. Kollara 8 badem, ön ve arka bedene ise 17 tane badem verdim. Ve şimdi ilk sıramıza, yani bademden sonraki ilk sıramıza 3 tane zincir çekerek başlıyorum ve her bir bademin içine 3 tane trabzanla dolduracağım. Bu trabzanların sayısı sizin elinize göre farklılık gösterebilir. 2 de olabilir. Şimdi reglan bölümüne kadar her bir bademin içine 3 tane trabzan yaparak ayıraca kadar devam ediyorum. Kol bölümünde, bakın, bu ayraçta köşeyi oluşturacağız. Buraya gelene kadar bademlerin her birini doldurarak bu sırama devam ediyorum. Şimdi ben ayraca kadar olan kısımları trabzanla doldurarak devam ettim. Bu arada size bunu da söyleyeyim. Kapatmamızı yaptığımız yer bizim bluzumuzun arka ortası olacak. Sıramızın başlangıcı ve sonu arka ortası olacak. Şimdi bakın, devam ettim. Bu ayraç, reglan bölümündeki ayraca bir badem kalana kadar trabzanlarımı doldurarak devam ettim. Bu noktadan itibaren hiç zincir çekmeden tığımın üzerine doluyorum ve alttan bir badem atlayarak
Sırada gelen bademin içine 3 tane trabzan yapacağım. Üç trabzan, araya 3 zincir çekiyorum ve aynı bademin içine tekrar 3 trabzan. Bakın burası bizim köşe noktalarımız olacak. Bluzumuz bu noktadan bedenlerimiz büyüyerek devam edecek. Buradan buraya geçerken hiç zincir çekmedim. Tekrar bu noktada tığımın üzerine doluyorum. Sırada gelen bademi atlayıp ondan sonraki bademin içine tekrardan bademler yapmaya başlıyorum. Her bir bademin içine 3 trabzan yapıyorum. Ve şu anda ben bluzumuzun kol bölümündeyim. Bu bademlerin içine trabzanları, bakın bu ayraçtan önceki bir badem kalana kadar aradaki trabzanları doldurarak devam edeceğim. Bu noktaya geldiğimizde tekrar buradaki köşeyi birlikte çalışalım. Kol bölümündeki bademlerin içini trabzanlarla doldurarak diğer köşeye kadar geldim. Bakın burası bizim köşe noktamız. Bir badem var oraya gelmeme. Buraya kadar devam ettim. Bu noktada tığımın üzerine doluyorum ve ayraçla işaretli olan bademin içine tekrar 3 trabzan. Araya 3 zincir. Ve aynı bademin içine 3 tane trabzan daha yapıyorum. Yandaki badem atlayarak tığımın başına doluyorum. Alttan bir badem atlayıp diğer bademin içine trabzan yapmaya devam edeceğim. Şimdi bluzumuzun ön bölümündeyim. Buradan 3 tane bademi dolduruyorum, bakın. 3 bademin içine trabzanları yapacağım. 1 2 tane bademi doldurdum. Şimdi 3. bademin içine 3 tane trabzan yapıyorum. Ve araya bir zincir çekerek tığımın üzerine doluyorum. Bir badem atlayıp sırada gelen bademin içine 3 tane trabzan yapacağım. Araya 2 zincir. Tekrar aynı bademin içine 3 trabzan yapacağım. Bakın şimdi bu bölüme köşemizi oluşturduk. Daha sonra alttan bir badem atlayarak 3 tane bademi doldurdum trabzanlarla. Daha sonra bir badem atlayarak bir zincir çekip bu noktaya 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Alttan 2 badem atlıyorum. Üçüncü bademin içerisine tekrar 3 trabzan. İki zincir. Aynı bademin içine 3 trabzan yapacağım. Şimdi tekrar 4 zincir. Tığımın başına doluyorum. Alttan 2 tane badem atlıyorum. Sırada gelen bademin içine tekrar 3 trabzan. Araya 2 zincir ve aynı bademin içine 3 tane trabzan yapıyorum. Ön bedende köşeden sonra alttan bir badem atlayıp araya bir zincir çekip 3 tane bademimizi trabzanla doldurdum. Daha sonra bir zincir çekerek bir badem atlayarak buraya
3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Tekrar araya 4 zincir çekip 2 badem atlayarak aynı şekilde 3 trabzan, 2 zincir, bir 3 trabzan daha yaptım. Tekrar 4 zincir çekip aynı buradaki modeli buraya da uyguladıktan sonra tekrar bakın 1 zincir çekiyorum. Alttan 1 badem atlıyorum ve sırada gelen 3 tane bademin içine trabzanlarla dolduracağım. Her bir bademin içine 3 tane trabzan yapıyorum. İkinci bademdeyim. Ve üçüncü bademin içerisine de 3 tane trabzan yapıyorum. Ve bakın şimdi tekrar köşeye geldik. Köşeye gelmeden önce bir trabzan alacak arada. Bu noktada hiç araya zincir çekmeden tığımın üzerine dolayarak ayraç takılı olan yere köşeyi yapacağız. Köşelerimizde de 3 tane trabzan, 3 zincir, tekrar aynı bademin içine 3 trabzan var. Bu yüzümüzün köşeleri bu şekilde devam edecek. 3 trabzan, 3 zincir, aynı bademin içine 3 trabzan. Bakın köşeyi de oluşturdum. Bu noktada hiç zincir yok. Tığımın başına doluyorum. Alttan bir badem atlıyorum ve kol bölümündeki bademlerin içine trabzanlarla doldurmaya devam ediyorum. Bluzumuzun diğer koluna geçtim. Her bademin içine 3 tane trabzan yapacağım. Bakın bu köşemize bir badem kalana kadar 1, 2, 3, 4 tane bademi trabzanlarla doldurup bu noktada tekrar köşemizi yapacağız. Oraya gelene kadar trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Sıramızı tamamlayayım, size tekrar görüntüyü göstereceğim. Şimdi biz ön bedenimizi çalıştık. Bakın ön bedende bir modelimiz olacak. Kollar ve arkası trabzanlarla olacak. Devam edecek bu yüzümüzün. Şimdi buraya kadar geliyorum. O noktada tekrar birlikte çalışacağız. Kol bölümlerindeki trabzanları yaparak diğer köşeye kadar geldim. Bakın ayraçtan önce bir tane bademi boş bırakıyoruz. Tığımın üzerine dolayarak bu noktaya, köşe noktasına 3 trabzan üç zincir, tekrar aynı bademin içine 3 tane trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine doluyorum. Alttan bir badem atlayarak yandaki bademin içine trabzan yaparak dolduruyorum. Şimdi bakın arka bedenimize geçtik. Bu noktaya gelene kadar aradaki bademlerin içine 3'er tane trabzan yaparak devam edeceğim. Ve ilk sıramızı tamamlamış olacağız. Ondan sonra o noktada tekrar birlikte çalışarak devam edeceğiz. İlk sıramızın sonundayım. Şimdi size görüntüyü de böyle göstermek istedim. Bakın burası. Şimdi kapatmayı yapacağız. İlk sıramızdan ikinci sıraya çıkışı birlikte çalışacağız. Bakın kollarımız bunlar. Burası arka bedenimiz. Burası da ön bedenimiz. Ön bedenimizde bir model uygulayacağız. Bluzumuzun sonuna kadar o model devam edecek. Şimdi arka ortasındayım. Sıramızın başlangıç ve sonu. Bakın trabzanı yaptım en son. Bu trabzanın tepesine batarak bir kaydırma yapıyorum ve ilk sırayı tamamlıyorum. Daha sonra 3 zincir çekerek üst sıraya çıkıyorum ve her bir trabzanın tepesine batarak trabzanlar yapmaya devam edeceğim. Köşe noktamıza gelene kadar.
bu noktalara batarak alttaki trabzanların üzerine batarak tekrar bu köşedeki yere kadar devam edeceğim. Trabzanları yapma. Burada tekrar birlikte çalışalım. İkinci sıramızı trabzanlarla doldurarak geldim. Bakın köşe noktamıza gelmeden önceki son alttaki trabzanın tepesine batarak bir trabzan yaptım. Tekrar tığımın başına doluyorum. Bu noktaya bir trabzan daha yapacağım. Ki artışlarımız bu noktalardan olsun. Ve bluzumuz bu noktalardan genişlesin diye. Yine tığımın başına doluyorum. Zincir yok. Bu köşe noktasına 3 tane trabzan, araya 3 zincir ve aynı noktaya tekrar 3 trabzan yapıyorum. Tekrar zincir yok, tığımın üzerine doluyorum. Bakın şimdi bu alt sıradaki ilk trabzana önce bir trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın başına dolayarak aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. Daha sonra yandaki trabzanın tepesine batarak kol bölümündeki trabzanları yaparak köşe noktasına gelene kadar devam edeceğim. Tekrar birlikte bakalım. İkinci sıramıza başladık. Trabzanlarımızı doldurduk. Son trabzana 2 kere battım. Daha sonra köşemizi yaptık. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Arada zincir çekmeden tekrar bakın. İlk gelen trabzana 2 tane trabzan yapıyorum. Aynı noktaya batarak. Daha sonra buradaki köşeye gelene kadar tekrar devam edeceğim. Buradaki trabzana tekrar buraya 2 defa batacağız. Diğer köşeye yapacağız. Tekrar artış noktasında son trabzana 2 kere batacağız ve ön bölümde ki modeli birlikte çalışalım ikinci sırasını. Köşelere gelmeden önceki trabzanlara 2 kez batarak ve köşelerimizi yaparak ön bölüme kadar devam ediyorum. Zaten bir kolumuz kaldı. Şimdi kol bölümünü çalıştım. Bakın bu trabzana köşe noktasından önceki son trabzana 2 kez battım. Köşeyi yaptım. Ön bedendeki ilk trabzana tekrar 2 trabzan yaptım ve devam ediyorum. Trabzanları yapma. Köşe bölümünden sonra olacak hep artışlarımız. Şimdi her trabzanın tepesine batarak bu modelli kısma gelene kadar devam ediyorum. Alt sıradaki trabzanların tepesine batarak trabzan yapmaya devam edeceğim. Bakın buradaki modelimize kadar. Şimdi ön bedendeki modelimizin olduğu kısma geldim. Burada bir tane trabzanlardan sonra zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Tekrar aynı şeyi yapacağız. 3 trabzan. Araya 2 zincir. Tekrar aynı yere 3 tane trabzan daha yapacağım. İlk sıramızda arada 4 zincir vardı. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bakın bu 4 zincirlik kısmın ortasına batarak bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekip tığımın üzerine dolayıp tekrar bu aradaki boşluğun içine 3 trabzan, 2 zincir ve aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3 trabzan. Bakın ortadaki. Şimdi ön bedenimizdeyiz. Köşemizi yaptık. Köşeden sonra zincir çekmeden
İlk trabzana 2 trabzan yaptım. Trabzanları doldurduk. Araya bir zincir çekip bir model uyguladık. 2 zincirle sık iğne yaptım. Tekrar araya 2 zincir çekip ikinci modelimi uyguladım. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum. Yine bu aşağıda yaptığımız 4 zincirin ortasına batarak bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 zincir ve tığımın başına dolayarak alttaki modelin boşluğuna 3 trabzan, araya 2 zincir, aynı boşluğun içine 3 trabzan. Şimdi bakın 3 tane modelimizi uygulamış olduk. Alt sıradaki zincirli kısımların ortalarına batarak birer sık iğne yaptık bu sıramızda. Şimdi bu son modeli yaptıktan sonra araya bir zincir çekiyorum. Tekrar her bir trabzanın üzerine bir trabzan yaparak köşe noktasına kadar devam edeceğim. Modelden sonra, üçüncü modelden sonra trabzanları yaparak her trabzanın üzerine bir trabzan yaparak bu son trabzana kadar, bakın son trabzanımızın noktası başı burası, buraya bir trabzan yapıyorum ve tekrar dolayarak aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi bakın köşelerde trabzandan sonra zincir yok, direkt tığımın üzerine dolayarak tekrar bu köşeyi yapıyorum. 3 trabzan. Üç zincir, aynı yere 3 trabzan. Bakın bu köşeyi de yaptık. Ön bedendeki, bakın bu iki ayracın arasında ön bedenimiz var. Artışlarımız bu köşe noktalarından trabzanın başına iki kez battığımızda oluyor bakın. Bu köşe noktasının öncesinden ve sonrasında. Şimdi bu ikinci modelimizi de uyguladık. Köşeyi yaptım. Tekrar tığımın üzerine dolayarak bu alttaki trabzana iki tane aynı noktaya trabzan yapacağım. Aynı noktaya iki trabzan yapıyorum ve diğer trabzanların her birine bir trabzan yaparak kol bölümündeki diğer köşeye kadar devam ediyorum. Bakın bu köşeden önceki trabzana tekrar iki trabzan yapacağız ve daha sonra köşemizi yapacağız. Daha sonra bu köşeyi de yaptıktan sonra buraya da artışımızı yaparak arka ortasına kadar trabzanlarımızı yaparak ikinci sıramızı da tamamlamış olacağız. Şimdi ben arka ortasına gelene kadar devam ediyorum. Artık köşeleri birlikte çalıştık. Tekrar göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Bakın burası arka ortası bluzumuzun, sıramızın başlangıcı ve sonu. Burası ön bedenimiz. Şimdi kol bölümünü yapacağım. Köşeden önceki trabzana artış yapacağım. Daha sonra köşeyi yapıp burada da bu noktada da bir artışımız var. Ve arka bedendeki trabzanları doldurarak ikinci sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Üçüncü sıramıza arka ortasından başlayarak devam ettim. Köşe bölümlerinden önceki trabzanlara artışları yaparak kol bölümünü tamamladım. Ön bedendeki artışımı yaparak bakın bu modelli kısma gelene kadar trabzanları yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine doluyorum. Bu noktaya 3 tane trabzan. Araya 2 zincir. Aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum.
Daha sonra ortadaki kısma sık iğne yapmadan önce bu sefer 3 veya 4 zincir çekeceğim. 3-4 zincir çekiyorum. Siz elinizin durumuna göre onu ayarlarsınız. Tekrar bu noktaya bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra tekrar 4 zincir çekerek tığımın üzerine doluyorum. Buraya 3 tane trabzan. Araya 2 zincir, aynı noktaya 3 tane trabzan daha yapıyorum. Şimdi 4 tane zincir çekeceğim. Buraya bir sık iğne, tekrar 4 zincir, tığımın başına doluyorum. Bu noktaya 3 trabzan. Araya 2 zincir ve aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi bluzumuzun ön tarafındaki, bakın bu 3 tane modelimizi tamamladık. Bir zincir çekerek köşe bölümüne kadar olan trabzanları üzerine trabzan yaparak devam edeceğim. Alttaki trabzanların her birinin tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Bu noktada son trabzana tekrar iki tane, aynı noktaya iki trabzan yapacağım. Şimdi bakın az kaldı, o noktaya kadar birlikte devam edelim. Köşe noktasından önceki son trabzanın tepesine iki tane aynı noktaya batarak iki tane trabzan yapıyorum. Artışlarımız hep bu köşe noktalarının öncesinde ve sonrasında olacak. Daha sonra arada zincir yok, tığımın üzerine dolayarak buradaki köşeyi yapıyorum. 3 tane trabzan. Araya 3 zincir. Aynı noktaya 3 trabzan. Bakın bu ön taraftaki 3. sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi kol bölümünü ve arka bölümü de artışları yaparak tekrar bu noktaya gelene kadar 3. sırayı tamamlayarak devam edeceğim. Sizlerle en son çalıştığımız noktadan sonra bakın ben 4. sıramıza 4 zincir çekerek buradan başladım, arka ortasından. Köşelerden önceki trabzanlara çift batarak artışlarımı yaptım. Hem köşenin öncesinde hem sonrasında. Daha sonra koldaki trabzanlara devam ettim. Yine köşelerdeki artışlarımı yaptım. Şimdi bakın ön bedende bu 1, 2, 3, 4. sıramızda tekrar baş sıraya döneceğiz. Yani bu modelden diğerine geçerken arada bu sefer 5 tane zincir çekeceğiz. Bu zincirleri de zaten sizler ellerinize göre hani 4 çekersiniz gergin durursa 5'i denersiniz. Ya da tam tersi elinizin sıkılığına veya gevşekliğine bağlı olarak ayarlamanız mümkün. Bakın şimdi ben 4. sırada bu orta ön bedendeki ortadaki modeli yaparken önce 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Şimdi diğer bu modele geçerken araya 5 zincir çekeceğim. 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Bakın bu taraftaki modele geçerken yine ortadaki boşluğun içine 3 trabzan. Araya 2 zincir, tekrar aynı boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyorum.
ortadaki ikinci modeli de kurdum. Bunlara bakın, kelebek, su taşı, ne isterseniz diyebilirsiniz. İkinci kelebeği de yaptıktan sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane daha zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Diğer yandaki kelebeği oluşturmak için 3 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı yuvanın içine 3 tane trabzan daha yapıyorum. Öndeki, bakın ön bedendeki ön kısım, bakın burası bluzumuzun ön kısmı, bu iki köşenin arasındaki kısım ve 3 tane modeli daha yaptım, kelebek diyelim bunlara. Ve bakın bu 4. sırada tekrar 1. sıraya döndüm. Yani arada burada 4 zincir çekmiştim, bu sefer burada 5 zincir çektim. Bundan sonra ön bedendeki kurulum bu şekilde devam edecek. 2. sıramızda tekrar araya 2 veya 3 zincir çekip ortaya sık iğne yapıp tekrar 3 zincir çekerek 2. modele geçeceğiz. Yani sıralarımızı tekrarlayacağız. Şimdi bu şekilde ben bakın buradan tekrar trabzanları yaparak devam edeceğim. Bu sondaki trabzandaki artışı yapıp köşelerimi yapıp tekrar bu sırayı artışları yaparak devam edeceğim. Arka ortasına gelene kadar. Olmadı. İkinci modeli de bir kere daha çalışalım. Aslında gerek yok. Modelimiz tekrar ediyor. Ben sırayı tamamlayayım. Tekrar bu noktada bu sık iğneleri nasıl yapacağız? Orada da bir kere daha birlikte çalışabiliriz. Bakın bluzumuz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Ön bedendeki modelleri yapmadan önce bakın bu trabzanlardan sonra arada birer zincir çekerek kelebekleri yapıyoruz. Onu da unutmayalım. Bakın bir zincir çekiyorum. En son biz bu noktada kaldık. Sizinle devam etmeden açıklamak ihtiyacı duydum. Hemen sırada gelen trabzanın üstüne trabzanlar yaparak örmeye devam ediyorum. Bu modellere geçerken aralardaki birer zincir çekmeyi unutmuyoruz. Zaten alt sıralarda çalışmıştık. Şimdi ben bir tur boyunca artışlarımı yaparak devam ediyorum. Ondan sonra tekrar bir daha olmadı tekrar çalışalım birlikte. Şimdi 5. sıramıza da arka ortasından başlayarak köşelerdeki artışlarımı yaparak kol bölümünü ördüm ve şimdi tekrar ön bedende burada da artışımı yaptım. Trabzanları yaparak devam ettim. Bakın şimdi bu sıramızda bu son trabzandan sonra araya bir zincir çekiyorum. Buradaki tığımın başına dolayarak buradaki ilk kelebeği yaparken önce 3 tane trabzan, araya 2 zincir, tekrar aynı yuvanın içine 3 tane trabzan yapıyorum. İlk kelebeğimi yaptım. Diğer kelebeğe geçerken önce 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çektikten sonra bu zincirli alttaki zincirli kısmın ortasına batarak öncelikle buraya bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra tekrar 3 zincir çekiyorum ve yandaki kelebeğin üzerine tekrar bir kelebek yapıyorum. Bunun için 3 trabzan, araya 2 zincir, tekrar aynı yuvanın içine 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın ikinci kelebeği de yaptım. Şimdi tekrar 3 zincir çekeceğim. Alttaki zincirin ortasına batarak öncelikle bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 zincir ve 3. kelebeği yapmak için bu boşluğa önce 3 trabzan, araya 2 zincir, tekrar aynı yuvanın içine 3 trabzan daha yapıyorum. Bakın öndeki 3 modelimizi de bu şekilde
kurmuş olduk. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum ve ön bedendeki trabzanları doldurarak devam ediyorum. Köşe noktasına gelene kadar alttaki her trabzanın üstüne bir trabzan yaparak köşeye kadar devam ediyorum. Bakın bu ön bedendeki son trabzanımızın üzerine çift batacağım. İki tane trabzan yapacağım. Daha sonra köşe noktamı yapacağım. Tekrar koldaki köşeden sonraki trabzanın üzerine çift batarak artışlarımı yaparak bluzumuzu bundan sonra bakın kol altlarımıza getirene kadar bu tekrarları yaparak örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde artışlarımı yapacağım. Kol altına gelene kadar yani reglan bölümlerimizin mesafesine getirene kadar arka ve kollarda modelimiz yok. Önlerde de bu modelleri uygulayarak bu şekilde 3 sırada bir bakın. Tekrardan 1. sıraya döneceğiz bu kısımda da. Kol altına gelene kadar devam ediyorum örmeye. Bluzumuzu kol mesafesi yani reglan boyumuz 24,5-25 santime gelene kadar ben örerek tamamladım. Her birimizin çalışacağı bedenlere göre bu kol mesafesinin boyu farklılık gösterecektir. Daha büyük bedenler birkaç santim daha uzatarak örmeli ya da daha küçük bir bedenseniz daha kısa tutarak da çalışabilirsiniz. En güzeli bunun en sağlam ölçüsü. Bluzu başınızdan geçirerek kol altınıza kadar olan mesafeyi üzerinizde ölçmeniz olacaktır. Ben çalıştığım bedene göre 25 santim gibi örerek kol altına kadar geldim. Şimdi bakın bluzumuzun görüntüsü bu şekilde oldu. Bu noktadan itibaren kol altlarını rahatlatmak için ilave zincirler çekerek ön ve arka bedeni birleştirerek döne döne örerek bundan sonra bluzumuzu devam edeceğiz örmeye ve iki kolumuzu devre dışında bırakacağız. Şimdi kol altına ilave zincirlerimizi nasıl çekeceğimizi birlikte çalışarak devam ediyoruz. Arka ortasından itibaren devam ederek köşe noktasına kadar geldim. Köşedeki 3 trabzan, 3 zincir ve 3 trabzanımı yaptım. Şimdi bakın kol bölümündeyim. Kol altına bu noktadan itibaren ilave zincir çekerek bu noktaya birleştirme yapacağız. Bu zincirleri de siz çektikten sonra yine üzerinize ölçerek bakın kolunuzun genişliğine. 10-12 zincir veya daha fazlası sizin bedeninize göre yeterli olacaktır. Ben 10 ya da 12 zincir çekeceğim. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çekiyorum. Bakın bu noktada köşeyi yaptıktan sonra bluzumuzun kolunu bu noktada bakın diğer köşeden itibaren tığımın üzerine doluyorum ve buradaki köşeye geçerek 3 trabzan üç zincir ve tekrar 3 trabzan. Örüyorum ve artık bakın beden kısmında da artışlarımız olmayacak. Buradan tığımın üzerine dolayarak tekrar trabzanlarımı yaparak ön bedendeki kurulumu yapacağım bluze. Bakın devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Ön bedene doğru geliyorum. Artık bu köşelerden sonra da artışımız olmayacak. Bir üst sırada bu kısmı bakın kollarımızı devre dışı bıraktık bu şekilde bu üst sıradan itibaren bu kısmı tamamen trabzanlarla devam ederek öreceğiz. Tekrar aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Trabzanları yapıyorum. Ön tarafta bu modeli uyguluyorum. Hangi sırada kaldıysam devam ediyorum örmeye. Ve diğer kol altına da aynı birleştirmeyi yaparak buraya geldiğimde tekrar aynı
araya 10 veya 12 zincir çekerek sizler bedeninize göre onu ayarlamanız mümkün olacak. 12 olabilir, daha az olabilir, daha fazla olabilir. Buradaki birleştirmeyi de aynen bu şekilde yaparak devam edeceğim örmeye. Bakın birleştirmemizi bu şekilde yapmış olduk. Bluzdan kol kısmını devre dışında bıraktık. Şimdi ön ve arka bedeni yine döne döne örerek devam edeceğiz. Bu bir üst sırada bu kısmı nasıl çalışacağız? Tekrar birlikte buluşacağız. Kol altına ilave zincir çekerek devam ettim. Diğer kol altını da aynı şekilde sizlerle çalıştığımız gibi ilave ederek ördüm. Şimdi bakın arka ortasından sıra başından itibaren trabzanların üstüne her bir trabzana bir trabzan olacak şekilde yaparak bakın bu kol altındaki birleştirmeye kadar geldim. En son bu noktaya da batarak bir trabzan yaptım ve şimdi aradaki kısma 3 tane trabzan dolduracağım zincirli kısma. Ve buradan bakın bu son trabzana batıyorum. Üstüne tekrar bir trabzan ve bu zincirli kısma 10-12 tane zincir çekmiştik biliyorsunuz. Yine en az 12 tane trabzanla dolduracağım kısmı. Sizler kendi kol mesafenize göre bu zincir sayısını arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Zincirin içine batmak zor olacağı için altına batarak trabzanlarımı yapıyorum. Arzu ederseniz zincirlerin göbeğine de batabilirsiniz. Şimdi kaç tane yaptım sayayım ben hemen. 2, 4, 6, 8, 10 tane olmuş. 2 trabzan daha yapacağım. 11 ve 12. 12 zincir çekmiştim. Araya 12 tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve en son bakın bu köşedeki trabzanın üstüne de batarak bir trabzan daha yapıyorum. Ve tekrar bu zincirli kısma 3 tane trabzan yapacağım. Ve bu noktaya tekrar bir trabzan. Bakın 3. trabzanın tepesine de bir trabzan yaptım. Ve tekrar devam ediyorum. Şimdi bakın ön taraftaki kısma geldim. Ön tarafta bu trabzanları dolduracağım. Tekrar bu modeli devam edeceğim ve diğer kol altına da bu şekilde geçiş yapacağım. Şu kısımları bakın ben trabzanla doldurmadım. Böyle burada böyle bir sivrilik olmasın diye. Sadece ortadaki boşluğa 3 tane trabzan yaparak geçtim. Bakın bu şekilde kolumuzu devre dışı bıraktık ve bu kısmı da beden kısmına da ilave zincirlerimizi çekmiş olduk. Şimdi bir 10 sıra kadar bakacağım ben onun mesafesine. Döne döne trabzanları yaparak ön kısma bu modeli uygulayarak devam edeceğim. Şimdi bu alt ikinci kolumuzun altında aynen sağ taraftaki kolumuz gibi bu şekilde doldurarak devam edeceğim. Ve kollarımızı dışarıda bırakarak döne döne trabzanlarımı yaparak ön tarafa bu modeli uygulayarak bir müddet daha trabzanla devam edeceğim. Daha sonra bluzumuzun beden kısmına da bu öndeki modeli komple uygulayarak devam edeceğiz. Kol altındaki birleştirmeyi yaptıktan sonra 10 sıra boyunca örerek devam ettim. Şimdi bu noktadan itibaren bu orta kısımdaki bluzumuzun modeli
bütün bluzumuzun etrafına uygulayarak örmeye başlayacağız. Bir de ipimi arka ortasından koparıp ben birkaç sıradır bu kol altındaki orta kısma bağlayarak devam ettim. Çünkü buradan başlayacağız modeli uygulamaya denk gelmesi için. Bunu da bakın, bu modeli de ortadaki modelin aynısını aralarda 5 tane trabzan bırakıp 6. trabzanın içine bu kelebekleri yaparak devam edeceğiz örmeye. Tekrar 5 tane trabzan bırakacağız, 6.ya kelebeği yapacağız. Buradan bakın ben şu anda tam ilk başlangıçta bu ipimi kopardım dediğim yerde buradan sayarak hesapladım ben onu. O yüzden buraya bağladım. Şimdi bakın sıranın başında ve sonundayım. 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Bu trabzanın tepesine 3 tane trabzan yapacağım. Araya 2 zincir ve aynı noktaya 3 trabzan daha yapacağım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekeceğim. Sizin elinizin durumuna göre bunu 6'da çekebilirsiniz. Bakın aradan 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan atlıyorum. 6. trabzana tığımın başına dolayarak. Şimdi bu noktaya da tekrar 3 trabzan, 2 zincir ve aynı noktaya 3 trabzan daha yapacağım. 3 tane trabzanı yaptım. Araya 2 zincir. Tekrar aynı yuvanın içine 3 trabzan daha yapıyorum. Tekrar 5 zincir çekeceğim. Aradan bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan atlayıp bu sefer 6. trabzanın içine aynı işlemleri yaparak bu modeli bluzumuzun etrafına uygulayarak devam edeceğiz. Ben bu modeli bir üçlü grup halinde daha, yani bir 6 veya 9 sıra bakacağım boyuna göre ördükten sonra tekrar 1-2 sıra trabzan yapıp bluzu tamamlamayı düşünüyorum. Şimdi bakın aynı bu modeli aralarda 5'er trabzan atlayarak 6. trabzanın tepesine bu sırayı yaparak örmeye devam edeceğiz. Olmadı ben buraya kadar geleyim. Tekrar bu bağlantıyı da birlikte çalıştıktan sonra zaten tekrarlamaya gerek yok. Modelimiz aynı bu şekilde devam edecek. Şimdi buraya kadar geleyim. Buradan nasıl devam edeceğini tekrar çalışalım birlikte. Şimdi bakın kelebekleri yaparak orta kısma kadar geldim. En son kelebeğimi yaptım. Şimdi bu orta kısma geçerken yine aynı şekilde bu orta kısma da kelebeğimi yapacağım. Aslında aynı şekilde devam ediyor model. Yine de ben size göstermek istedim. Ki 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu 3 sıradan sonra tekrar ilk sıraya döndüğü için yine araya 5 zincir çekeceğim. Hep çünkü 5 zincir çektik bakın. Siz elinize göre yine ayarlayabilirsiniz bu sayıları. Aynı şekilde bu modeli kurarak devam edeceğim. Bakın orta kısmada yine kelebekleri yaparak komple örmeye devam ediyorum. Artık tekrar göstermeme gerek yok. Bu ortadaki modeli biliyoruz. Bundan sonraki sırada araya 3 veya 4 zincir çekip bu birleştirmeleri yapacağız. Ondan sonra bu 3. sırayı yapacağız. Sonra tekrar ederek 1. sıraya dönerek bu ortadaki modeli örerek devam ediyoruz örmeye. Yani bu modelin kurulumu da bu şekilde oluyor. Bluzu etek ucundaki kısmı 7 sıra boyunca tekrarlayarak devam ederek ördüm. Bu noktadan itibaren 8. sırada tekrardan 8 ve 9. sırada trabzanlarla devam edeceğim. Bu orta kısma kadar olan bölümü. Sadece bu orta kısımda tekrar bu bölüm devam edecek. Diğer tarafları trabzanla devam ederek tamamlayacağız. Bunu da tekrar sizinle birlikte çalışalım. Bakın en son zincirimi çekerek trabzanın başına bir sık iğne yaparak sırayı kapattım. Yeni sıraya geçerken 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine doluyorum.
ve her bir trabzanın boşluğuna batarak trabzanlarımı yapmaya devam edeceğim. Ortadaki zincirli kısma 2 tane trabzan yaptım. Daha sonra tekrar trabzanların tepesine batarak devam ediyorum trabzan yapmaya. Bu zincirli kısımları da yine trabzanlarla doldurarak orta bölüme kadar ilerleyeceğim. Sizin elinizin durumuna göre bu trabzanların sayısı değişiklik gösterecektir. Fazla gergin durmayacak örgümüz, volanlanmayacak da bu trabzanları yaparken. Buna dikkat ederek şimdi bu ortadaki modele kadar trabzanlarla devam ediyorum. Ortadaki modeli aynen uyguluyoruz ve diğer tarafları tekrar trabzanlarla devam ederek bu sırayı tamamlayacağım. Bu ortaya kadar geleyim, oradaki geçişi de tekrar birlikte çalışalım. Trabzanları yaparak bluzun orta kısmındaki yere kadar geldim. Bakın en son 20 zincirli kısmın üzerine doldurdum. Buradan orta kısma geçerken bir zincir çekiyorum, tığımın başına doluyorum ve buradaki orta kısma tekrar 3 tane trabzan yapacağım. 3 trabzan, 2 zincir ve tekrar aynı boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyorum. Buradan 3 zincir çekerek orta kısma geliyorum ve alttaki zincirli kısmın ortasına batarak önce bir sık iğne yapıyorum, tekrar 3 zincir çekerek tığımın başına dolayıp diğer modele tekrar 3 tane trabzan, araya 2 zincir ve tekrar aynı boşluğa 3 trabzan daha yapacağım. Ve tekrar 3 tane zincir çekip bakın bu alttaki yine zincirin orta kısmına önce bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra tekrar 3 zincirle sondaki ortada son modelimizin orta zincirine batarak tekrar 3 trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan yapacağım. 3 trabzan, 2 zincir. 3 tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi bakın bu kısımdan buraya kadar, bakın orta modelimizi aynen uyguladık. Tekrar bir zincir çekiyorum ve diğer yandaki bölüme geçerken bu zincirlerin üzerine tekrardan trabzanlar yapmaya devam ediyorum. Bluzumuzun son iki sırası bu şekilde olacak. Sadece model orta kısımda devam edecek. Son iki sıramızın kapanışını bu şekilde yapacağız. Şimdi tekrar bakın böyle bu şekilde devam ediyorum ben. Trabzanların üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Bu ortadaki boşluklara 2 tane trabzan yapıyorum ben. Siz elinizin durumuna göre onu ayarlarsınız. Ve bakın kontrol ediyorum. Yani marullanmaması lazım bu kısımda bluzumuzun. Çok gergin de durmayacak trabzanlarımız. Marullanma da olmayacak. Bu şekilde yapıyorum. Eğer fazla gelirse mesela arada buraya 4 değil de mesela 3 tane trabzan da doldurabilirsiniz. Eğer etek ucunda bluzunuzun marullanma olursa. Bu şekilde son 2 sıramızı devam edeceğiz. Ondan sonra zaten bluzumuz bitmiş olacak. Siz bluzun boyunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Daha fazla bu sıraları arttırarak örebilirsiniz. Aynı zamanda kol da yapabilirsiniz tekrar. Bakın bu kısımdan itibaren bu modeli kullanarak turvakar kol olarak da çalışabilirsiniz bluzu, ya da daha tamamen uzun kollu olarak da yapabilirsiniz.
Ben kolları bu şekilde bırakacağım. Şimdi son iki sırayı bu şekilde örüyorum. Bunun üzerine bir sıra daha bu şekilde gittikten sonra bluzumuz bitmiş olacak. Tamamlayayım, devam edeyim. Sonra tekrar buluşacağız birlikte. Trabzanları yaparak sıranın sonuna kadar geldim. Buradan bir üst sıraya çıkışı da size göstermek istedim. En son ilk yaptığım trabzanın karşıdaki tepesine batarak bir kaydırma yapıyorum ve daha sonra 1 2 3 zincir çekerek tekrar trabzanların üzerine trabzan yaparak bu sıramı örmeye devam ediyorum. Şimdi bir son sırayı da öreceğim. Ondan sonra bluzumuzu tamamlamış olacağız. Bluzumuzun en son sırasında trabzanları yaparak tamamladım. Şimdi kapatmak için bu karşıdaki trabzanın tepesindeki zincirin göbeğine batarak bir kaydırma yapıyorum ve daha sonra ipimi buradan koparıp temizleyerek bluzumuzu bitirmiş oluyoruz. Bluzumuzun bitmiş hali bu şekilde oldu. Ben en son dokunuşu uzak mesafeden buhar vererek böyle ellerimle düzelterek verdim. Örecek olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Çalışmalarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni atarsanız çok mutlu oluruz. Yepyeni projelerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.